Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere marketlerde satılan hazır ekşi maya ile muhteşem bir ekmek tarifi paylaştım. Artık herkes evinde kolaylıkla ekşi mayalı ekmekler yapabilecek. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle hazır ekşi mayayı bir kaseye hepsini boşaltıyorum. Bu benim kendi ekşi mayam. Ben bunu göstermek istedim. Normalde ekmeklerimi ben bu ekşi mayayla yapıyorum. E, tariflerimi kanalımda yayınlamıştım. Var ancak ekşi mayası olmayan izleyicilerim çok oldu. Onlar için özellikle bu e, videoyu paylaşmak istedim. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü gerçekten de muhteşem bir sonuç aldım. Bir yemek kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Ve e, yanımda iki bardak ılık su var. 2 bardak ılık su yeterli gelmedi. 2 bardak ılık su artı 4 yemek kaşığı daha su ilavesi yaptım. Sular mutlaka ılık olması gerekiyor. Yanımda da 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı var. Zeytinyağını da şimdi ilave edip güzelce bunları karıştıracağım ellerimle. Burada tam olarak 5 su bardağı dolusu un var. Öncelikle unu yavaş yavaş vererek un ve suyu karıyorum yani karma işlemi yapıyorum ardından da yoğurma işlemi yapacağım e, bu vermiş olduğum bu ölçüler paketin arkasında yazan ölçülerle tam ölçüdür şekeri kullanmak istemeyen izleyicilerim kullanmayabilir Ben aslında ekşi mayalı ekmeklerde şeker kullanmıyorum ama tarifte yazdığı için kullandım İkinci yapmanızda şeker isterseniz kullanmayabilirsiniz ben bu hazır ekşi ile ilgili birçok yiyecekler üretebilirim. Örneğin lahmacun, hamburger, pita ekmeği, pide, simit gibi. Eğer istiyorsanız bununla ilgili tariflerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına bir mesaj bırakmanız yeterlidir. İki tane yoğurma yöntemi var. İkisini de göstermek istedim. Az önceki gibi elinize yoğurabilirsiniz veya bu şekilde tezgaha vurarak yoğurabilirsiniz. Tezgahı öncelikle yağladım ve bu şekilde yaklaşık olarak 10 dakika boyunca yoğuracağım. Ben bu ikinci yöntemi daha da çok seviyorum. Hem yorulmamış oluyorum hem de bana daha zevkli geliyor. İhtiyacınız olduğunda ellerinizi veya tezgahı yağlayabilirsiniz. Yaklaşık olarak 10-12 dakika boyunca hamuru güzelce yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi böyle sakız gibi oldu. Şimdi elimle bir bize yapıp dar bir kasenin içerisine aldım. Ve üstüne bir poşet geçirdim. Yaklaşık olarak 2,5 saat boyunca bu şekilde dinlenecek. Havalar çok soğuk olduğu için üstüne bir örtü örttüm. Ama mutlaka poşet geçirmeniz gerekiyor hamurun nemlenmesi için. Bütün aşamaları ve malzemelerin listesini yine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına tek tek yazacağım. Aradan iki buçuk saat geçti. Tarife göre şimdi ben bu e, hamuru fırına atıp 180 derecede 40 dakikanın 35-40 dakikanın içerisinde pişirmem gerekiyordu. Ancak e, ben o şekilde yapmayacağım. Yaklaşık olarak 5 defa boyunca bu işlemi tekrarlayarak bezeleme işlemi yapacağım. bu işleme bezeleme veya katlama deniliyor ee, yanıma bir miktar zeytinyağı aldım ara ara elimi zeytinyağıyla ıslatıyorum ve bu şekilde e, hamurların uçlarını birleştiriyorum bu sadece bu katlama işlemi sadece 5 saniye alacak bu şekilde yaptıktan sonra hemen üstüne bir poşet geçireceğim ve bu işlemi 20 dakikada bir 5 defa veya 4 defa tekrarlayacağım Hemen katlama işlemi bitti. Şimdi poşet geçiriyorum. Bu işlemi neden yaptığımı hemen açıklamak istiyorum. Ee, bu işlemi yapmakla hem hamurun içindeki bütün gazları alacağım. Hem de finalde ekmeğin rengi çok güzel olacak. Aynı zamanda daha da lezzetli olacaktır. Talimatta bu yazmıyor. Ben kendi tecrübeme dayanarak bu işlemi yapmak istedim. Zaten göreceksiniz ki sonucu olumlu yönde etkileyecektir. Artık ekmeği pişirme vakti geldi. Tencereye koymadan tekrar bezeleme yapıyorum ki pişme esnasında ekmek yayılmasın diye. Tencerenin içerisine bir tane yağlı kağıt koydum. Çelik tencerede pişireceğim. İsterseniz borcamda veya döküm tavada pişirebilirsiniz. 28 cm çapında olması yeterlidir. ellerimle güzel bir top haline getiriyorum Gerekirse elinizi yağlayabilirsiniz ee, pürüzsüz tarafı en üstte olacak Çünkü şimdi bıçakla Şekil yapacağım bu arada fırını mutlaka önden ısıtmamız gerekiyor 250 derecede yaklaşık olarak 5 dakikadır Fırın ısındı Birazdan hemen bu tencereyi fırına vereceğim Fırının ısınması çok hem de çok önemlidir Üzerine bir miktar un eledim Şimdi keskin bir bıçak yardımıyla derin bir çizik attım. Çelik tencerenin çapı 28 santim. Bunların plastik kupları vardı. Ben ekmek pişirmek için o plastik kuplarını aldım. Veya dediğim gibi borcam, kapaklı borcam da olabilir. Fark etmez. Eğer döküm tencere kullanacaksanız tencereyi mutlaka 15 dakika boyunca ısıtmanız gerekiyor. Eğer döküm tencere kullanacaksanız. Bir fırça yardımıyla da kesmiş olduğum yerleri suyla ıslattım. Pencerenin aslında uygun bir kapağı vardı ama taşınma aşamasındayım. O yüzden sanırım kolilerin içerisine koydum. Ama üstüne böyle bir borcam kapatarak ekmeği pişireceğim. Ekmeğimiz artık pişti gerçekten de muhteşem bir sonuç. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. E, bu arada nasıl piştiğini de hemen açıklamak istiyorum size. Tencereyi fırına aldığımda fırın zaten iyi bir şekilde ısınmıştı. Bu çok önemli. 250 derecede bir 5 dakika ısıtmıştım. Tencereyi fırına koyduğum zaman yaklaşık olarak bir 20 dakika boyunca 250 derecede ekmeği pişirdim. Ardından da 250 derecede olan fırının ısı ayarını 200'e indirdim. Toplamda 1 saat veya bir 10 dakika daha fazla olabilir. 60 dakika veya 70 dakikanın içerisinde ekmeğimiz bu şekilde pişti. Gerçekten de muhteşem bir sonuç oldu hiç düşünmeden deneyebilirsiniz, aynen bu şekilde yaparsanız böyle sonuç elde edeceksiniz dediğim gibi borcamda veya çelik tencerede pişirebilirsiniz 28 cm çapı olması yeterlidir bu mayanın da fiyatı sanırım 2,5 TL'ydi ya da 2 TL tam olarak hatırlamıyorum ama o miktarlardaydı hemen hemen bütün marketlerde bulabilirsiniz hemen şöyle dilimledim, içini göstermek istiyorum Gerçekten de görüntü muhteşem. Ee, haftaya da inşallah soğuk fermentasyonlu haliyle de yayınlayacağım. Yani ekmeğin bezeleme işlemi bittiği zaman buzdolabında 12 saat boyunca bekleteceğim. Ardından da fırına vereceğim. Bakalım o şekilde nasıl olacak. Eminim öyle de çok güzel olacaktır pigmenti adına baktım. Hemen şu sonuçları aktarmak istiyorum. Yaş maya veya kuru maya ile yapılan ekmeklerden 10 kat daha lezzetli. Ancak benim kendi evimde yapmış olduğum ekşi mayalı ekmekler daha lezzetli oluyor. Ama hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Gerçekten de sonuç çok güzel. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Hemen ben mayanın arkasında göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi mayanın üzerindeki ekmek de benim yapmış olduğum ekmek arasında dağlar kadar fark var. Aynen bu şekilde yaparsanız eminim sizler de böyle güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ve bu ekmek tarifi favoriniz olacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.